Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Güven Keleş. Çok merak edilen ve çok soru gelen bir konu var. Binama fiber internet nasıl alırım? Fiber kabloyu dairemin içerisine kadar nasıl çektiririm? Nasıl kullanırım? Bu konuları bugün soru cevap şeklinde inceleyeceğiz. Beraber konuşacağız. Öncelikle kanala abone olmadıysanız sağ alt köşede abone ol butonuna basıp videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. Herkes hızlı internet kullanmak ister. Tabii ki bunun en son teknolojisi GPON altyapılar, fiber sistemler. Fiberi de en iyi şekilde dairemiz içerisine kadar gelen fiber kabloyla kullanabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu iki şekilde ayırabiliriz. Yeni bir bina ve eski bina. Öncelikle yeni binadan bahsedeyim. İkisi de aşağı yukarı birbirine yakın zaten sonuçlar doğuruyor. Yeni bir binada binanız yapım aşamasında veya bitmek üzere veya bitirildi diyelim. O bölgenin müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra dilekçeyle, tabi dairede oturanlar olur, onların dilekçesiyle veya binanın müteahhitinin yapım aşamasında dilekçeyle başvuru yapılacak ve bu başvuru neticesinde size geri dönüş yapılır. Geri dönüş yapıldıktan sonra tabi bu aşamada daha önceden de çalışanlar tarafından eğer binanın yeni bina olup altyapısının yapılması gerektiği tespit edilmiş ise bunu yapmanıza gerek de kalmayabilir. Ama garanti olsun, ben işimi sağladım derseniz kendiniz gidip dilekçe verip buna başvurabilirsiniz. Müdürünüze gidip başvuru yaptıktan sonra onlardan geri dönüş bekleyeceksiniz. Geri dönüş yapılır. Burada süreç şu şekilde işler. Öncelikle binanın altyapısı çekilmesi gerekiyor. Altyapı çekilebilmesi için de o bölgenin şartları üzerinde, binanın altyapısı üzerinde, binanın konumu hakkında bir proje yapılması lazım. Proje yapıldıktan sonra bir kazı çalışması yapılır. Kazı çalışmasından sonra altyapının boruları döşenir. Onların içerisinden fiber kablo geçişi yapılır. Binanın bodrumuna veya uygun bir noktasına fiber kutusu yerleştirilir. Bunlar farklı sistemler olabileceği için onu artık müdürlüğünüz karar verecektir. Nasıl uygunsa oraya göre. Binanın kutusu yerleştirildikten sonra dairelerden o kutuya fiber kabloların çekilmesi gerekiyor. Bu bina yapım aşamasında da müteahhitinizin eğer bilgisi varsa bu konuyla alakalı, bilgisi yoksa da eğer öyle bir binaya geçiş yapacaksanız, dönüşümde olmuş olan, kentsel dönüşümde olmuş olan binanız da olabilir. Onu uyarırsanız tesisatınızı da ona göre yaptırması lazım. Daha sonraki uğraşmayasınız. Çünkü farklı binalara farklı tesisatlar yapılabiliyor. Bu sebeple daha sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Binanıza fiber kutusu gelse bile tesisatınız uygun olmuyor. Bir de onun o sürecin geçmesini bekliyorsunuz. Falan filan. Bunlar zaman alan konular. Altyapı yapıldı, binanıza fiber kutu konuldu, kablonuz çekildi. Ondan sonrası yapması gereken sadece başvuru yapıp nakil yaptıracaksınız. Binanıza nakil aynı binada kullanıyorsanız da yine geçiş yaptırmanız gerekiyor. Eski binalarda ise binada zaten diyelim ki ADSL veya VDSL internet kullanıyorsunuz. Bu süreçler içerisinde binada oturanlardan imza toplayarak yine müdürlüğe gidip dilekçe vermeniz gerekiyor. Bu dilekçe neticesinde aynı işlemler tekrarlanacak. Proje yapılacak. Binanın kazı çalışması gerekiyorsa kazı çalışması yapılacak. Binaya fiber kutusu yerleştirilecek. Ve ondan sonra eğer başvurduğunuzda müdürlük tarafından size verilen bilgide tesisatlarınızı sizden yapmanız isteniyorsa tesisatınızı, fiber kablonuzu kendiniz çektirmeniz gerekecek. Bunun için altyapı çalışmasını yapmanız gerekir. Binanın şaftı uygun mu? Uygun değilse yeni bir kanal düzeni oluşturulması gerekiyor. Bunları yaptırdıktan sonra başvurunuzu tekrar yeniliyorsunuz ve gelip binanıza fiber kutusunu koyuyorlar. Koyduktan sonra da siz tekrar hattınızı, ADSL veya VDSL internetinizi arayıp GPON sisteme geçirmek için başvuruyorsunuz. Ve ekipler tarafından gelip sizin dairenize iki farklı cihaz takılıp hattınızı GPON sistemine geçiriyor. Atıyorum 2 megabit, 4 megabit veya 10 megabit, 16 megabit internet, 24 megabit internet kullanıyordunuz. Ondan sonra isterseniz 1 gigabit kadar en fazla internet kullanabilirsiniz. Tabii bunun için gerekli sistemlerinizin de kullanacağınız cihazların da buna uyması gerekiyor. Ama evler için o ideal olan en fazla 100 megabit kullanırsanız gayet yeterli olacaktır sizin için. Yeni binalarda şöyle bir konu da var. Binanız yapılırken eğer öyle bir bilginiz varsa yine binanın iç sistemini fibere uygun hale getirirseniz kullanacağınız zaman size daha uygun olacaktır. Fiber kablosu çok kırılan ve narin bir kablo olduğundan dolayı pek ortada olmaması daha iyi. Bina yapıldığı zaman daire içerisinde bir sigorta kutusu gibi bir yer yaptırırsanız elektrikçinize
bütün cihazlar o sigorta kutusuna konulur. Oralardan da odalara ket kabloyla, ket altı kabloyla dağıtım yaparsınız. Prizlerini de ket altı priz olarak yaptırırsanız çok sağlıklı bir şekilde interneti kullanırsınız. Bu konuda çok sıkıntı yaşayanlar var. O şekilde görüyoruz. Buna dikkat etmek gerekir. Şimdi sizden gelen sorular var. O soruları cevaplayaraktan konumuza devam edelim. Yan binada fiber var. Ben neden fiber kullanamıyorum diye bir soru var. Yan binanızda fiber olabilir. Yeni yapılmıştır veya dönüşüm olmuştur ona. Fiber kullanıyordur. Yan binada fiber olacağından dolayı yani sokaktan fiber geçiyor. Bana da verilsin. O şekilde olmuyor. Bunların belirli noktalarda ek yerleri var. Veya dağıtım yerleri var daha doğrusu. O dağıtım yerlerinden bir tane kablonun o daireye gidiyor. O bir tane kablo da sizin dairenize veya binanıza gelmesi gerekiyor. Sokaktan bir kablo geçtiği zaman ben oradan bir ek alayım, oraya bir bağlantı yapıp benim binama versinler olmuyor. Ek bölgesi veya dağıtım bölgesi neresiyse oradan bir tane kablo gelmesi gerekiyor. Tabii bunların hepsi de bir süreç ve zaman aşımı. Diğer bir soru, ne kadar hız alırım? Fiber interneti aldığınız zaman az önce de söyledik 100 megabit, isterseniz 1 gigabit internet servis sağlayıcınız veriyorsa bu kadar hızları da kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. Tabii burada az önce de söylediğimiz gibi kullanacağınız modeminiz, bilgisayarınız veya cep telefonu bunları destekli olması lazım ki 1 gigabit interneti alabilirsiniz ama ideali 100 megabittir. Fiber internet aldım, evime fiber kablo çektirdim ama internetin evin her yerinde kullanamıyorum diye bir soru var. Bu şu şekilde binaların duvarları arasındaki mesafe, duvarların kalınlığı, etraftaki wifi ağının çokluğu, radyasyon bunların hepsi etkilidir bu konuda. Yani o en dip odaya koyarsınız. Arada 3-4 oda vardır. Ondan sonra çekmeyebilir. Bu konu hakkında fiberle alakalı bir şey değildir. Orada modemin çekim gücü ve ortam alakalı bir durumdur. Burada en iyi yer fiberi az önce dediğimiz gibi fiberi en iyi bir şekilde en orta yere konumlandırmak ki oradan dağıtımını daha iyi yapabilirsiniz. Fiber kablosu çok sık kopuyor veya fiber aldım ucu koptu bunu nasıl bağlarım? Bununla alakalı fiber kablosunu eğer bilmiyorsanız sizin bağlantı yapmanız zor bir durumdur. Yapamazsınız. Bununla alakalı videomuz da var zaten. Oradan bakabilirsiniz ama gerekli ekipmanlar olmadığı zaman siz yapamazsınız. Bildireceksiniz. Ekipler gelip onun bağlantısını yapacaklar. Tesisatım eski. Bununla alakalı fiber çekilir mi? Eski tesisatlar sorun değil. Eğer çekilemiyorsa da zaten yeni bir şaht veya yeni bir kanal oluşturun. Onun üzerinden çekilmesi lazım. Bazen bina içlerinde giriş yapılamayabilir. O zaman da duvarların delinmesi gerekiyor. Bunların tabii tespit edilip en uygun şekilde bağlanması gerekir ve de bağlanır zaten. Fiberde boş port olur mu diye bir soru var. Boş port sorunu fiberde yaşayacağınız pek bir sorun değildir. Çok nadiren olsa da olabilir ama çok kısa sürede giderilir bu sorun. Fibere başvurdum. Ne zaman bağlanır? Fibere başvuru yaptıktan sonra çok fazla bir süre geçmez. Eğer zaten binanızda fiber hattı varsa, altyapı yapılmışsa, kablolar çekildiyse çok fazla bir zaman almaz. Birkaç gün içerisinde bağlantısı yapılır. Fiber kablo tek bir odaya çekildi. Diğer odalarda bağlantı nasıl yapabilirim diye bir soru var kablolu bağlantı olarak. Bununla alakalı fiberi uygun bir noktaya çektiğiniz zaman diğer odalara oradan modem üzerinden kablolu dağıtım yapmanız gerekiyor. Her odaya fiber kablonun çekilmesi gibi bir durum olmayabilir. Fiber sistemleri genelde daireye kadar olan fiberler ve binanın girişine kadar fiber olmak üzere GPON sistem diye adlandırıyoruz bunu. Binanın altına kadar fiber kablosu gelir. Oradaki cihazlara bağlanır. Oradan da dairelere kablo aracılığıyla taşınır. Ve daire içerisinde sadece modem takılır. Ama dairenin içerisine kadar fiber istenildiği zaman daire içerisinde iki tane cihaz takılması gerekiyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Yorumlara başka sorularınız varsa onları yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışalım. Abone olmayı unuttuysanız, kanala abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.